kalemize tehlike yarattığını gördük. Belli bölümlerde çok fazla bize de geçiş şansı da çıktı, hücum şansı da çıktı. Aslında rakip kalede her an gol bulacakmış gibi de maçın bütün bölümlerinde bunu yaşadık. 1-0 sonrası da yaşadık. İkinci yarıda bunu çok fazla yaşadık ama bir türlü birbiri bulamadık. Arkasından tabii ki yediğimiz ikinci gol maçın bitmesine sebep oldu. Yani oyun olarak tabii ki çok memnun değiliz. Performans olarak memnun değiliz. Daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Ve rakibimizin bizden daha iyisini yaptığını söyleyebiliriz. Hem rakibimi tebrik ediyorum. Karagümrük hak ettiği bir galibiyet aldı bugün. Rakibimizi tebrik etmek gerekiyor. Biz de tabii ki bu yoğun fikstür içerisinde çok zorlu bir fikstürden geçiyoruz. 3 gün sonra yeni bir maça çıkacağız. Şu andan itibaren bu maçı unutup o maça hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımla da aynı şekilde konuştum. Yani bu maçı bir yerde tabii ki üzgünüz. Daha iyisini yapabiliriz. Daha iyi takımız. Kendi saha ve seyircimiz önünde alışık olmadığımız bir mağlubiyet aldık. Ama dediğim gibi yani 3 gün sonra bizim için de çok kritik bir maç var. Hem dinlenmemiz lazım hem kafa olarak yenilenmemiz lazım. Ligdeki başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Yani bizim için tabii ki şampiyonluk çok önemli, çok değerli. Bu maddi ve manevi anlamda bu çok önemli. O yüzden bugünden itibaren hem ben hem oyuncularım kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Emrah Bey. Emrah Oktay, Anadolu Ajansı. Hocam aslında konuşmanızın sonunda değindiniz. Sparta Prag maçından önce bu sezon 4 kupayı hedeflediğinizi söylemiştiniz. Bir haftada 2 hedefiniz, evet, veda ettiniz. Bundan sonrası için neler söylersiniz? Bu takımı olumsuz etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Yani tabii ki mağlubiyetler psikolojik anlamda bazen olumsuz etkiler ama çok çabuk kafamızı kaldırıp bir sonraki maçı kazanmaya bakmamız lazım. Yani çok kısa da bir süre var. Çok hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor. Bugünkü mağlubiyetin yanında tabii yani maç öncesi düşüncemiz belki 45-60 dakika sonrası yani yine çok üst üste maç oynamış yorgun oyuncularımızı da bir şekilde dinlendirebilir miyiz diye de düşüncemiz vardı ama bu mümkün olmadı. Yani ofansif anlamda hamleler yapmamız gerekti. Birbiri yakalamak için ofansif anlamda hamleler yapmamız gerekti. Bugünün özelinde bunu net bir şekilde yaşayamadık ama bu yorgunluk var ama çok da önemli bir maça çıkacağız. Yani bizim için çok önemli derbi maçına çıkacağız. Bu yorgunlukları çabuk bir şekilde atlatma şansımız var. Arada da 3 gün var. Seyahat etmiyoruz. İstanbul'dayız. Ve oyuncularımızı dinlendireceğiz. Kafalarını tekrar toparlayacağız. Bu maça hazırlanacağız. Yani dediğiniz gibi yani 2 tane kupadan hem Avrupa'dan elenmek hem Türkiye Kupası'ndan elenmek bizim için üzücü. Ama bizim için en ana hedeflerden biri şampiyonluk ve şampiyonluk içinde çok avantajlıyız, çok formdayız ve dediğim gibi ligde iyi bir gidişatımız var. Buna devam ettirmek istiyoruz. Biliyorum çok zor bir maça çıkacağız. Deplasmanda oynamak tabii ki kolay değil. Ama bunu da yapabilecek bir kadroya sahibiz. Bu tür maçları oynamış birçok oyuncumuz var. Dediğim gibi yani daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Daha iyisini de yapacağız. Etkinlik tarafında da başta söylediğiniz gibi bu sene keyifli geçti. Çünkü İstanbul özel bir şehir. Evet. Ve bu özel şehrin 45 yıldır devam eden bir maratonu var. 45 yıl önemli bir süre. Yani dünyadaki çoğu önemli maratondan daha eski bir maraton. İstanbul Maratonu. Ve dünyada da kıta geçişi yapılan tek maraton. İstanbul Maratonu var. Yine 35 yıldır devam eden bir Boğaziçi yüzme, evet, yarışı var. Fakat bir bisiklet yarışı yoktu. Cumhuriyet'in 100. yılında bu sene İstanbul'un bisiklet yarışında İstanbul'a hediye ettik. Tour of İstanbul başladı. Avrupa'dan 35'e yakın bisiklet takımı geldi. İstanbul içerisinde çok güzel 4 günde koşulan 550 kilometreye varan bir bisiklet yarışı düzenlendi. Hemen daha ilk senesinde Uluslararası Bisiklet Federasyonu yarışın kategorisini, evet, yükseltti. Ve önümüzdeki sene ikinci kez tekrar koşuluyor olacak. Bu
Bu bizim için de keyifli bir yani siz de ben de artık öyle 20 sene 30 sene sonra da baktığımızda koşu, yüzme gibi İstanbul'un bisikletinde hem biz hem de dünya takip ediyor olacak.